Astım ve Dilek Mağarası da denmektedir. Mağara, mitolojiye göre Tifon'un inidir. Tifon, Zeus tarafından Gitantların yok edilmesine kızan toprak ana Gaina'nın doğurduğu bağlanmaz, tahrip edici uzuvları ve vücudu, yüz ejderha başlı ve uzun ayaklara sahip dev bir canavardır. Eski çağ yazarlarından Mela, Tifon'un inini şöyle tarif eder. Burası dar girişli, sürekli karanlığa gömülmüş ve gezilebilir bir yer olup nemden kaygan öldürücü bir yerdi. Mağaranın tabanındaki balçık çamurun mağara duvarına atarak yapıştırılması, tutulan dileklerin kabulü anlamına geldiği şeklindeki inanç burayı ayrıca bir dilek mağarası haline getirmişti. Zeus tapınağı, cennet obruğunun güneyinde çokgen taşlardan örülmüş duvar bölümleri görülür. Eskiden bu duvar, üç ayrı tarihsel dönem görev yapmış olan Tanrı evine ve onun kutsal avlusunu kuşatmaktaydı. Sütunlarla çevrili olmayan bu ilkel tapınak, Tanrıların babası Zeus'un Tifon'a karşı kazandığı zaferin bir simgesi olarak yapılmış bir anıttır. Tapınağın kuzey duvarının doğuya bakan düz köşe taşlarına Helenistik ve Roma dönemlerinde görev yapmış 130 din adamıyla zamanın büyüklerinin adları kazınarak yazılmıştır. Çok tanrılı çağ yapısı olan bu tapınak, Hristiyanlık döneminde yıkılarak yerine bazilika yapılmıştır. Antik Paperon kenti kalıntılarından şehrin eski ticaret yolu üzerine kurulduğu ve bu yol sayesinde gelişme gösterdiği anlaşılıyor. Yörede yapılan gözetleme kuleleri bu yolun ne denli önemli korunduğunun birer tanığı gibidirler. Bugün halen bir kısmının taş döşemeleri duran yolun batıdan doğuya doğru devam ettiği görülür. Bu yol üzerinde alışveriş merkezleri ve hanlara ait kalıntılar günümüze kadar ulaşmıştır. Paperon kenti harabeleri iki ayrı dönemi yaşamıştır. Birinci dönem Hristiyanlık öncesi dönemdir. Bu dönemde halk mitolojik tanrılara inandığı için mabetlerinden mezarlarına kadar tüm yapı mimarileri inançları etkisiyle biçimlenmiştir. İkinci dönemse geç Roma dönemine tekabül eden Hristiyanlığın bu bölgede yayıldığı dönemdir. Bu dönemde eskiden kalma tapınakların birçoğu ya yıkılarak ya da ilaveler yapılarak kiliseye çevrilmiştir. Kaya mezarlardaki kabartmalar da bunu göstermektedir. Bir kısmında kapalı Rum haçı kullanılırken, daha eski olanlardaysa kutsal sayılan farklı cisimlerin görüntüleri kullanılmıştır. Zeus tapınağından kuzeye ayrılan köy yolundan ileriye doğru gidildiğinde, sağa sola serpiştirilmiş antik Paperon şehri kalıntılarına rastlanır. Hasan Aliler Mahallesi girişinde yer alan ve bu şehre ait olan Çanlı Kilisenin sütunlu yan duvarlarıyla bazilikası halen ayakta durmaktadır. Geç Roma eseri olan kilisenin doğu duvarının dışında bir adet vaftiz bölümüyle doğu temel duvarının üzerine oturtulduğu eski çağlara ait birinci bölümü kemerle yapılmış, ikinci bölümü kayaya oyulmuş iki adet mezar bulunmaktadır. Bu da kilisenin daha eski çağlara ait bir harabenin üzerine yapıldığını göstermektedir. Ayrıca kilisenin 50 metre güneyinde iki adet de kaya mezarı dikkat çekmektedir. Çanlı Kilisenin yaklaşık 1 kilometre batısında yer alan kilise, sarnıç ve lahit kalıntıları Paperon şehrinden günümüze kalan önemli eserlerdir. Roma dönemine ait kabartmalı lahitlerden bir örnek.
üzerinde bulunan üzüm ve çiçek kabartması bereketi, bolluğu simgelemektedir. Bu lahitin hemen altında görülen korniş süslemeli lahit ise daha eski çağlara ait. Geç Roma dönemine ait bu lahitte kapalı Rum haçı süslemesi dikkat çekici. Anıt mezarların birçoğunda sahibinin kariyeri veya kimliğiyle ilgili kitabeler de bulunur. Bu küçük köşeli sütundaki kitabede bir anıt mezardan geriye kalmış tek parça. Roma mezarları o dönemin sosyal sınıf farkını ortaya koyar biçimde kendini göstermektedir. Söz sahibi veya zengin olanların mezarlarıyla daha alt tabakadaki az zengin veya sıradan vatandaşların mezarları arasındaki mimari fark kendini gösterir. Şehir kalıntıları içinde bugün de kullanıldığı için halk tarafından korunan çok sayıda tarihi su sarnıçları bulunmaktadır. Narlıkuyu kasabasının ağırlıkla otel, motel, pansiyon ve restoran gibi turizme yönelik tesislerinin bulunduğu yer Akkum'dur. Akkum plajı, aynı adı taşıyan koyun, kuzeye doğru yarım ay şeklindeki girintisinin karayla buluştuğu geniş kumsal alandan ibarettir. Bu kumsal alanın sınırından geçen Mersin-Antalya Karayolu'nun kuzeyine yapılan turistik tesisler, burayı doğu sınırı olan Kız Kalesi kasabasıyla birleştirmiştir. Kız Kalesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerin birçoğu daha sakin ve temiz olan Akkum'u tercih etmektedir. Bu nedenle burada yer alan tesisler özellikle yaz ayları tatilcilerin akınına uğrar. Akkum, belediye tarafından yapılan arıtma tesisi sayesinde pırıl pırıl bir plaja sahiptir. Akkum, Narlıkuyu kasabasının mimari açıdan en gelişmiş mahallesidir. Turizm sektörüne hizmet veren tesisleri sayesinde köylüler de ürettikleri ürünlerin bir bölümünü burada değerlendirirler. Akkum plajının batı sınırında yer alan yarımada izcilik kampı tesislerine ev sahipliği yapar. Narlıkuyu kasabasının sahil bandı yörenin en güzel koylarına sahiptir. Henüz daha el değmemiş olan koylar adeta yeşil ve mavinin bütünleştiği doğa parçalarıdır. Balıkçı lokantalarıyla ünlü Narlıkuyu koyunun doğusunda yer alan Balıkçı koyu aslında küçük bir liman görünümündedir. Geceleri balığa çıkan balıkçılar, gündüzleri teknelerini bu koya çekerek bakımlarını yaparlar. Narlıkuyu balık restoranlarının günlük taze balığını sağlayan balıkçıların birçoğu yaz aylarında turizme hizmet vermektedirler. Akyar, adından da anlaşılacağı gibi Pamukkale doğal travertenlerini aratmayacak kadar beyaz, bir o kadar da göze hoş gelen deniz sularının kireç taşı üzerinde meydana getirdiği aşınmadan oluşan formasyonlardan ibaret bir tabiat harikasıdır. Yaklaşık 10 metre yükseklik ve 300 metre uzunluğundaki bu kayanın kuzeyi ormanlıktır. Kayanın denizle buluştuğu noktadaki doğal güzellik, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir.
Akyar, kasabanın en önemli günübirlik piknik alanıdır. Ormanla iç içe olan bu alanın doğal yapısı hiç bozulmadan deniz kıyısını takip ederek batıya doğru devam eder. Akyar sahillerinde kaya lagosuyla sokar balığı oldukça ünlüdür. Kasabada hemen hemen her evin önünde bir çul tezgahına rastlamak mümkün. Eskiden giyecekten örtünceye kadar her türlü kilim ve kumaşın dokunduğu bu tezgahlarda bugün kıl kilim, çul, yolluk gibi sergi malzemeleri üretiliyor. Yanıçlı, su yollu, bönce, boncuklu gibi kökeni Orta Asya'ya dayanan yüzlerce çeşit nakışın büyük bir sabır ve maharetle işlendiği kilimler, eskiden olduğu gibi şimdi de genç kızların çeyizlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Kasabalı genç kızların vazgeçemediği bir başka gelenekse el emeği, göz nuru, oya ve kaneviçelerdir. Allısı, pullusu, üzümlüsü, çileklisi, testilisi, burada sayamayacağımız kadar bol oya çeşidi ve bir o kadar da kaneviçe desen çeşidi. Birçoğu anneden kıza öğretile öğretile gelmiş kuşaklar boyu. Bir kısmı ise günlük yaşamdan esinlenilmiş. Akşama kadar ekilmesiyle, toplanmasıyla uğraşıldıktan sonra akşam da oturulup başa oya edilmiş çileği, üzümü, göz nuru, el emeğiyle. Bazen de yüreklerde taşınan sevgi yansıtılmış oyalara, çiçek çiçek, siyahlısı, kaynana dillisi, biberlisi örülmüş, küskünleri anlatsın diye. Biraz daha meşakkatli olduğundan eski dokuma yağlıklar artık günümüzde fazla yapılmıyor. El dokuma tezgahlarında kumaşı dokunduktan sonra her iki ucuna yine geleneksel kaneviçe nakışları işlenen yağlıklara bugün ancak yaşlı kadınların çeyiz sandıklarında rastlanılıyor. Zaman zaman gümüş ve altın simin de kullanıldığı yağlık kaneviçelerin yerini şimdi makine işi kaneviçeler aldı. Yağlık adı da havlu oluverdi. Tekstil firmaları geliştikçe ananevi alışkanlıklarımız da birer birer ortadan kalkmaya başladı. Halis dokuma kumaştan, yünden, kıldan, kök boyalarla yapılan o geleneksel el sanatlarımız ancak köylerimizde kısmen yaşatılmakta. Narlıkuyu'da bulunduğu yöreye özgü yemek türlerinin tamamı yapılmaktadır. Düğün ve nişan gibi özel günlerin baş yemekleri yahni, topalak çorbası, keşkeş pilavıdır. Kasabada sıkma, börek ve ayran geleneksel yemek çeşitlerinin başında gelir. Patatesli, peynirli, çökelekli gibi çeşitlerinin yanı sıra yöreye özgü yenilebilir bitki çeşitlerinden yapılanlar da vardır. Kasabada geleneksel açık yufka ekmek tüketimi fırın ekmeğine kıyasla çok daha fazladır. Komşuların işbirliğiyle ince ince açılan yufka, kızdırılan saçta kuruma derecesinde pişirildikten sonra stoklanır. İhtiyaç duyulduğunda yumuşaması için hafif nemlendirildikten sonra yenilir.